Evet arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Maçtan geldik. Hemen ayakta oturmadan size bir video yapayım dedim. Diyeceksiniz ya abi niye acele ettin de bu videoyu yapıyorsun diye. Valla birkaç tane arkadaşım özelden video attı, şey attı bana. Mesaj attı, dedi ki abi ya biz zaten yarına pazar uyumayacağız. Yap bir video da dedi. Dinleyelim seni dedim. Bir de dostlarım, yani siz evi görmüyorsunuz, taşınıyoruz, yeni bir yere geçiyoruz, telaş içindeyiz, sıkıntı içindeyim günlerdir. Şu anda her taraf batmış bu durumda. Yarına da 8.30'da eve işte taşıyıcılar gelecek, oradan gideceğiz, yerleşeceğiz, yani bir daha akşam buluruz. O yüzden dedim sıcağı sıcağına, ayaküstü size bir video yapayım. Beğenirsem atacağım size zaten bunu. Tekrar dinleyeceğim yani. Arkadaşlar tabi bu akşam güzel bir netice oldu. Kupayı aldık. Seneyi taşlandırdık. Çok özür diliyorum. Geçen sene size 3 kupa alacağız dedim. 2 kupayla kapattık. Yani normal şartlar altında 3'ü alabilirdik ama ya ne yapalım, hoşgörüde bulunacağız. Yapacak bir şey yok. Dostlarım şimdi bu akşamki maçtan sonra bu videoda size iki türlü Serdar Bali gibi konuşmak istiyorum. Yani mazur görürseniz, yani biz de bir insanız yani, değil mi? Birincisine başlayayım şimdi arkadaşlar. Tabii üstünüze alınmayın. Kim demişse onlarla ilgili konuşacağım. Veya onlara konuşacağım. Ne oldu arkadaşlar? He? Trabzonspor transfer yapmadı. Trabzonspor dördüncü olur. Trabzonspor nal toplar. Millet transfer yapıyor. Bir şey yapmıyorlar. Uyuyorlar mı? Bizim yöneticiler ne yapıyorlar mı diye yıktınız ortalığı. Ben ve benim gibiler size dedim ki doğru transfer yaptık. Dört tane nokta transfer yaptık. Bu sene daha iyi olacak. Dünkü efsane Ali Kemal Denizci ile yaptığımız video da aynısını o söyledi. Niye bize inanmıyorsunuz da hala bir şeyler söylüyorsunuz? Yani çok ağır konuşmak istemiyorum ama buramıza kadar geldi kardeşim yani. Buramıza geldi. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sevdalı olmak bir şey. Güzel bir şeydir ama yani sevdalı yaşayanla yeni sevdalı olan arasında fark vardır. Sevdalıktaki sıkıntıları bilir. Ya biz Trabzonspor'da oynamışız, Beşiktaş'ta oynamışız, milli takımda oynamışız. Yıllarımızı bunun içerisine vermişiz. Çok eziyetler çekmişiz. 96'daki perişanlığı yaşamışız. 2005'tekini yaşamışız, 2011'dekini yaşamışız. Bu sene yaşamışız. Biz tecrübelerimizi size anlatıyoruz. Siz hayatınızda, dostlarım, bunu söyleyenlere söylüyorum. Sakın yani şey etmeyin. Bu birinci Serdar'ın yüzü. Artık burama geldi yani. Siz gol atıldığı zaman, gol atan insanın o yaşadığı zevki, o andaki duygularını bilir misiniz? Amatör maçladı ya. Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın, milli takımın herhangi bir maçında, final maçında. Şimdi bu akşam penaltı kaçıran arkadaşımızın bu kadar 4-0'lık galibiyeti, bu neticeye kadar içindeki burukluğu bilir misiniz? Biz biliriz abi, biz attık. Golü attıktan sonra böyle havaya çıkıp da elini atıp da sanki yerden 300 metre yükselmiş gibi insanların sana sarılmasını, o zevki, onu bilir misiniz? Ya biz bunları yaşadık da size anlatıyoruz da kardeşim ya. Niye inanmıyorsunuz ya? Trabzonspor 4-0 yendi diye söylemiyorum. Trabzonspor iyi bir kadro kurdu. Nokta transferler yaptı. Doğru transferler yaptı. Bugünkü oynadığı oyunu daha da geliştirmesi lazım. Oynayamazsa kendi yanlışıdır. Size de ki sol bekimiz var, sağ bekimiz var, stoper. Sağ stoper sağ. Aa! Dorukhan oynadı. Ne oldu? Sağ stoper. Bak daha oynamayanlara bakın arkadaşlar ya. Trabzonspor iyi yolda. İyi olacak arkadaşlar. Buna inanın. Buna inanın arkadaşlar. Şimdi ikinci Serdar'a yüzüne geçeyim. Yani biraz sinirlendim. Yazanlara şey ediyorum ama yani ben bu takım maçta kötü bir şey olsaydı bile konuşmaya hazırdım.
Öyle sizden kaçacak halim yoktu. Takım iyiyse iyidir. Bugün netice aldığı için konuşmuyorum. Bu takım kötü netice alsa sonunda o kupayı kaldıracak kapasitededir. Buna inanın arkadaşlar ya. Niye inanmıyorsunuz bize ya? İnananlarınız var ama o araya da sıkıştıranlar var. Dördüncü olur, beşinci olur, üçüncü olur, bilmem ne yok. Hatta bugün bana birisi sordu. Ona da özelde mesaj yazdım. Abi transfer yapılamasının sebebi yönetimin arasındaki bir sıkıntı varmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Yönetimin arasındaki sıkıntı varmış. Yapmışlar transferi, bitmiş de ekstrayla uğraşıyorlar şu anda. Ekstrayla. Şimdi gelelim ikinci Serdar gibi yumuşak konuşmaya. Arkadaşlar, Trabzonspor takımının savunmasındaki bütünlüğü gördünüz değil mi arkadaşlar? Larsen'in iyi oynamasını, Eren'in iyi oynamasını, Victor'un iyi, Dorukhan'ın iyi oynamasını, o sizin kalede hani ben de be parası bilmem ne olmuş falan, Uğurcan'ın ne kadar sakin oynadığını, öndeki orta sahanın ne kadar koştuğunu, Bakasite kovun gitsin, satılmasın dediğiniz Bakasite'sinin ne kadar iyi oynadığını, Cornelius'un ne kadar iyi oynadığınızı, Viska'nın, Trezeguet'in, Trezeguet daha da iyi olacak arkadaşlar. Trabzonspor takımı, başka bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Yani ben içinden geldiğim için söylüyorum size. Gördüğüm zaman bunlara bakıyorum. İkinci gol müydü, üçüncü gol müydü, neydi? Attığımız veya penaltı atacağımız zaman kulübeyi gösterdi. Gördünüz mü oradaki Berat'ın da, Siopis'in de, diğerlerinin de çaya doğru çıkıp heyecan içerisinde birbirlerine saldırır mı? Dost olmuşlar, arkadaş olmuşlar. Takım olmuşlar arkadaşlar. Kardeş olmuşlar. Bütünleşmişler. Bu bütünlüğü sağlayan Abdullah Hoca ekibine ve o futbolculara teşekkür ederiz. Ne hakları varsa onu alacaklardır. Kazan kazan abi. O, biz kazanırsak o da kazanır. O kazanırsa biz de kazanırız. Dostlarım, Trabzonspor yabana atılacak bir takım değildir. Ama biz bu maçta galip geldik. Ha ha, her şey güzel değil. Bu maçta şunu gösterdik. Biz hazırlandık. Çekimi kötü olan maçlarda değişik değişik kadrolarla sahaya çıktığımız zaman oynayamadığımız için Trabzonspor kötüdür bilmem nedir diye dediniz. Biz dedik ki iyi. Kamptan haber verdik size arkadaşlar. Trabzonspor iyi yolda. Doğru transferler yapmışlar. Yaptığını da söyledik size. Buna inanın dedik size. Artık yani sadece bir maçtan bana inanmayanlar inanmasınlar ama daha iyi olacaklar. Eren'i de iyi olacak. Larsen'i de daha iyi olacak. Hikosu zaten iyi. Orada Dorukhan'ın her zaman oyuncağı yok. Doğucan oynamadı da ileri sürülecektir. Oynamayan bir sürü adam var. Ali Kemal Deniz'i ne dedi size, efsane? Hocamız senenin en iyi adamı Abdülkadir olabilir dedi. Çünkü formda onun şeyini gördü ama bir yıl boyunca burada inişler ve çıkışlar olacak. İnişler olduğu zaman o zaman biz ayağa kalkacağız. Biz çıkışta bulunacağız. Çıkışlar olduğu zaman bize ihtiyaçları yok. Biz inişlerde varız. Vadiye indikleri zaman biz varız. Tepeye çıktıkları zaman onlar yürüsünler. Bize ihtiyaçları yok. Arkadaşlar, dostlarım. Trabzonspor bu akşam bizi mutlu etti. Ben de mutlu oldum. Benim mutluluğum farklı bir şey. Ben size anlatıyorum. Yine araya sıkışıyor. Abi çok haklı diyorsun ama dedikleri ama nedir biliyor musun arkadaşlar? Abi şunu çok güzel diyorsun, bunu çok güzel diyorsun, şunu çok güzel diyorsun ama dedim mi? Ben ondan evvel dediklerin hepsi palavra. O sen kendi dediğini söyleyeceksin. Benim dediğine inanmamışsın zaten. Ben tecrübelerimden konuşuyorum, gördüğümü konuşuyorum, sizi de uyarıyorum. Bu sene daha kaliteli olacak. Bak Sivasspor 30-35-40 dakika iyi mücadele etti ama Trabzonspor'un artıları çok ya. Trabzonspor'un kondisyonu çok iyi. Sağ bek bindiriyor, sol bek çok çıkamadı. Sağ bek Larsen çok çıktı, geriye de geldi. Bakın çok kaliteli bir transfer. Ya bir tane pozisyonda bir yani rakip saldırdığı zaman ben onlara daha çok dikkat ettim. Sağlı sollu ortalar atıldığı zaman bizim pozisyonumuza baktım. Hepsi çok rahat ve çıkarken de çok rahat. Ya bu takımda daha Trezeguet çok daha iyi oynayacak arkadaşlar. Kupamız hayırlı olsun. Bu sene
Bu ayak seslerimiz çok önemli. Bakın, Şampiyonlar Ligi'ne kalırız inşallah. Güçlü takımlar var. Biz de güçlüyüz. Bunu unutmayın. Moralimiz yükseldi. Sizin moraliniz yükseldi. Biz beklenen, yani bunu bekliyorduk da siz beklemiyordunuz. Bu ne zaman olacağını bilmiyorduk. Ama bizim Trabzonspor artık makine düzeninden çalışıyor artık. Basketboldaki gibi oturanlarla oynayanlar beraber savunma yapıp hücum yapıyorlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu arkadaşlık, bu dostluk. Zaten en son videomuzda Cuma günü bunu anlattık arkadaşlar. Dostlarım. Bu arkadaşlar dostlarım da çok kullanıyorum ama ben de sevinçliyim abicim. Yani dediklerimin bir kısmı çıktığı zaman boşa konuşmadığımız, görüşleri iyi olan insanlar olduğumuz ve sizi aldatmadığımız ortaya çıkıyor. Başkan ve yönetim de bu neticelerden sonra hevesleniyor. Gördünüz mü stattaki seyirci kapasitesini? Bakın, şöyle bir durum var. Bunu insanların bilmesi lazım. Sivaslı kardeşlerimiz İstanbul'da nüfus olarak bizden daha fazla. Herkesten daha fazla belki de. Ama bazı şeylerin kültürleri farklı. Trabzonspor'un Trabzon'daki futbol kültürü farklı bir durum. Taraftarı peşine gidiyor, camiye olmuş. Sivasspor'lu kardeşlerimizin iştigal ettikleri iş kolları farklı. Biz onu anlatıyoruz işte. Biz bunu anlatıyoruz. Bu takımın peşine gidiliyor arkadaş. Gidiliyor, camiye olmuş. Büyük camiye olmuşuz. Öyle gazetelerde o geldi, bu geldi, havada uçtu, uzayda uçtu yok. Trabzonspor transferini, nokta transferini yapmıştır. Bugün de ortaya koymuştur. Daha da iyisini yapacaktır arkadaşlar. Hepimize kupa hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.